Merhaba ben Cemil Demirbakan. Doğuş Otomotiv sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Bizde Sanat podcast serisinin birinci bölümüyle karşınızdayız. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. İlk program olduğu için tabii heyecanımız daha da böyle bir yüksek seviyede gayet doğal olarak. Bu podcast serilerindeki temel amacımız, temel motivasyonumuz adından da belli olacağı üzere aslında sanat. Çünkü sanat ülkemiz için, geleceğimiz için aslında geleceğimiz olan gençler için çok önemli. Hepimiz bunu farkındayız zaten. Biz bir taraftan burada sanatla ilgilenen genç arkadaşlarımızın neler ürettiğini, ne yaptığını hayallerini yapmak istediklerini burada görüşeceğiz konuşacağız. Tabii masanın etrafında çoğu zaman fırsat buldukça da kendi alanlarında Türkiye'de değer gören, saygın sanatla ilgilenen sanat insanlarını da bu masaya alacağız. Bir taraftan tecrübelerin, duyguların, hayallerin paylaşılmasını da Aracı olacağız inşallah burada. Hemen başlayalım. Üç değerli konuğumuz var. Şöyle sol taraftan genç arkadaşlarımıza başlayalım. Hoş geldin Nediha'cığım. Nasılsın? Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok. Şöyle kendini kısaca tanıtırsan. İsmim Nediha, 24 yaşındayım. Yaklaşık 4 aydır da Doğuş Otomotiv bünyesinde çalışıyorum. Harika. Merhaba, Beycan ben. Merhaba. De. <gülüyor> <gülüyor> Yaklaşık 12 yıldır Doğuş Otomotiv'de çalışıyorum. Farklı departmanlarda e, tecrübe edinme imkanı buldum. Şu an için insan kaynakları eğitim ve gelişim departmanında çalışıyorum. Harika, harika. Diğer konuğumuz hepimizin yakından tanıdığı hem kişiliğiyle hem ürettikleriyle, sanatta ürettikleriyle bizim için çok değerli bir sanat insanı o da. Sevgili Murat Uncuoğlu hoş geldiniz. Siz Merhaba, de, hoş nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Her şey yolunda inşallah. Bombastik. Harika. Harika, gayet iyi. Harika. Lütfen <laughs> enerjimizi muhafaza edelim. Böyle kafamı sol tarafa doğru çeviriyorum. Biraz gençlerle başlamak istiyorum. Gençler diyoruz çünkü. Beycan istiyorsan seninle başlayalım. Çünkü Beycan bugün çektiğimiz podcast serisinin aslında mimarlarından projemizin liderliğini yapıyor. Bizi çekip çeviriyor. Genç yaşında olmasına rağmen çok güzel şeyler yapıyor. Sadece podcast serisi değil. Sanatla ilgili pek çok projenin liderliğini yapıyor. İstersen biz bu ilk bölümümüzde bu podcast serisi, ben çok kısa geçtim ama sonuçta sanatla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Gençlerle sanat insanlarını bir araya getirmek temel amacımız, motivasyonumuz bir değere değer üretilmesine katkı sağlamak diye bahsettik ama e, sen bir özetlersen sevinirim. Tabii tabii. Ya aslında şöyle özetleyebilirim. Hani çocukluğumuzdan itibaren hepimizin çok farklı sanat dalları olsun spor dalları olsun çok farklı uğraşları oluyor. Ama özellikle çalışmaya başladıktan sonra da bunları biraz arka planlara atmaya başlıyoruz. Bizim burada amacımız hani iş hayatında bir kurumsal kariyer yaparken bir 8-5 bir işte çalışırken veya her neyse farklı bir uğraşımız varken sanatı da tekrardan hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Özellikle kendi çevremizden yani doğuş otomotivden başlayarak bunu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Onun yollarını aslında bulmaya çalışıyoruz. Podcast'te aslında bunun için son dönemlerin aslında değil mi? en etkili araçlarından bir tanesi. Evet podcast fikri de nasıl çıktı? Aslında tamamen yine ya aslında şirket içinde 20 kişilik bir ekibimiz var şu an. Giderek de büyüyor yani hiç bir kere duyurusunu yaptık ama sonrasında duyuru yapmasak bile bize e, katılmak isteyen arkadaşlarımızın gelmesiyle böyle büyüdük şu an 20 kişiyiz. Bu 20 kişi tamamen hem fikirleri kendisi üretiyor hem kendi içinde oyluyor hem de kendi içinde hayata geçiriyor. Podcast'te bunun ilk projelerinden biri şu an devam eden iki tane projemiz var. Biraz sen bahset istiyorsan. Tabii ki. Ee, şöyle ki zaten kurumsal hayata yeni girmiş biri olarak da gözlem Öğrencilik döneminde biraz daha konserlere, etkinliklere, farklı farklı birçok aktiviteye zaman ayırabilecek fırsat buluyorduk aslında. Ama kurumsal hayata girdiğimizde bu biraz daha hayat yoğunluğuyla belki sekteye uğruyor gibi oluyor. Ya da biz belki buna bir bahane buluyoruz. Bunun yanında şirketin sağladığı böyle bir olanakla da gerçekten bu taraftan da kopmamak, bir şeyler yapabilmek, yeni bir şeyler öğrenebilmek gerçekten güzel ve verimli oluyor aslında. Hı hı hı. yani evet bu konuda dediğin çok doğru. Aslında kurumsal hayata girdikten sonra Hani üniversite hayatında falan belki biraz daha insan sanatla da iç içe oluyor. Onun için zaman ayırabiliyor ama kurumsal hayatta birlikte tabii insanın fokusu değişiyor galiba. Ama diğer taraftan son dönemlerde özellikle bir Covid'den sonra da artık büyük kurumlar özellikle bunun öncülünü yapıyorlar. Sanatın ne kadar bir şey, ne kadar insan hayatında, kurumsal hayatta önemli olduğuna dair böyle daha belirgin projeler üretilmeye başlandı. Evet hocam, Kısa bir özet geçtik. Evet. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Biraz sizi tanıyabiliriz. İstiyorsanız önce oradan başlayalım. Ee, i̇sminizi biliyoruz. Özellikle elektronik müzik konusunda Türkiye'deki en önemli isimlerden bir tanesisiniz. Dediğim gibi genç arkadaşlarımız çok yakından takip ediyor. Bu işe nasıl başladınız? Nasıl bir yoldan geçtiniz? Elektronik müzik aslında son yıllarda daha popüler olmaya başladı ama elbette sizin bu noktaya gelmeniz çok uzunca yıllar aldı. O sabrı sebatı nasıl gösterdiniz? Buraya kadar nasıl geldiniz? Gençlere tavsiyeleriniz soru-cevap şeklinde. Sonrasında anlattıktan sonra devam edebiliriz. şimdi açıkçası ilk ben müzik koleksiyonuyla başladım. Yani DJlik olayı tamamen aklımda yoktu. Yani ben sevdiğim için bir müzi müzik koleksiyonla başladım ve o zaman e, tabii ki ortam dijital değil. E, basılı materyal plak Hı -hı. bildiğimiz. Hı -hı. E, Plak sahibi olmak lazım. Plak şöyle yuvarlak ve siyah olacak. Bayağı bir plak koleksiyonuna başladım çünkü merak ediyordum hani işte albüm alıyordum içine okuyordum nasıl kaydetmişler ne olmuş falan filan. Ee, sonra bu koleksiyon e, çoğalmaya başladı ama e, plak alırken de zorlanıyordum yani çünkü çok e, erişmemiz biraz zordu Türkiye'de işin açıkçası ve Metronom diye bir yer vardı belki hatırlarsınız hmm. karşıda. E, baktım plakları almam için benim burada bir şekilde çalışmam lazım yani önden <laughs> önden bunu e, elde etmek için yoksa e, birilerine gidiyor yani e, bir onlara bir teklifte bulundum ben dedim hani bir şey almayayım plaklara sahip olayım falan baktılar tamam ya dediler iyi olabilir falan işte o zaman kaset dolumları işte plakçıda çalışma falan gibi başlayan bir sene, marcanı. sene kaç gibi? E, herhalde 93 falan. 93. Plakları bu sefer arşivi oluşturunca da ufaktan beni davet etmeye başladılar. Hani ya şuraya gelir misin? Ben sandım ki hani beni sevdikleri için çağırıyorlar ama... ...normalde o plaklar onlarda olmadığı için... ...hani gece birinin bunu çalması lazım çalması ya lazım. da gündüz. O da kıymetli ha. bir şey olduğu için evet, çok az evet. kişide insan da var. Ve ilk başta şöyle kandırıldım ben. Ya esas DJ gelecek. Sen önden biraz çal. Hani o gelince bırakırsın. Birinde gittim geldi hakikaten. Geç geldi bir saat. İkinci de gittim iki saat geç geldi. Üçüncü de hiç gelmedi. Dediler ki yani işte tamam geliyor geliyor falan. Ve böyle böyle ufaktan işin içinde buldum kendimi. Hı hı. E, tabii bazıları çok o zaman keyifli. Bazıları o kadar keyifli olmuyor. Çünkü senin çaldığın müziği karşı taraf sevmiyor. Ve burada kendi kendi kendine eğitmeye başlıyorsun işin açıkçası. Ya bunu sevdiklerini mi çalayım? Kendi sevdiklerimi mi çalayım? Neyi çalayım falan filan. Böyle böyle bir e, deneyimle DJ'liğe kendimi attım. Hatta o zamandan bu zaman neredeyse 30 küsür 30 aynen, yıl. Aynen aynen. Aynen. mücadelesi sonucunda oldu. Aynen. Peki siz mesela hiç plak plan ne olduğunu elbette biliyorsunuz tabi değil mi Beycan? Yani evet. Benim yaşım <laughs> benim yaşım tutuyor abi tamam. plak. <laughs> <laughs> hani plak hani. <laughs> e peki sen hiç mesela plaktan müzik dinledin mi? Plaktan yani kendim çok fazla ya gittiğim yerlerde çok fazla dinlendi ama benim e, bir ne, neydi o plak çalan aletim. Pick up, benim hiçbir pick upım olmadı. Ama ben aslında burada şeyi de çok merak ediyorum. Yani ta plaklardan bahsettin abi, plaklardan bugüne gelene evet. kadar inanılmaz bir teknoloji değişimi ve o tabii, müzik tabii. üretmedeki teknolojilerin devamlı bir değiştiği bir nokta oldu. Yani burada e, günümüzde hala işte eski teknolojilerle müzik üret çünkü her birinin de başka bir soundu var tahmin ettiğim kadarıyla. Onlar hala devam ediyor mu? Yani Yoksa eski teknoloji diye bir şey yok. Yani Eski o, teknoloji diye bir şey yok. Yok o kaldı. Hmm. Yani çünkü onu hayata geçirmesi imkansız şu anda yani. <laughs> bir yerden sonra olay dijitale dönüyor. Evet Yani onu döndürmeden e, onu kaydetmesi ya da e, hayata geçirmesi imkansız şu Tabii anda. Tabii şey var hani şunu ama şunu yaşamak. Önemli bir şey yani Murat Hocam doğru söylüyor ama neticede netice, pick up'tan yani şu anda biliyorsun plak satan mağazaların sayısı da artıyor aslında. Evet evet plak satışı da artıyor. Plak satışı da artıyor, satışı artıyor. gerçekten evet. hani bununla ilgili dünyada da artıyor sadece Türkiye'de değil zaten sonuçta bütün dünya birbirine entegre ama. Çünkü hani hem bir nostaljik tarafı evet. var hem bir koleksiyon, koleksiyon tarafı var ama diğer taraftan da aslında evet yani bir müziği plaktan dinlemenin verdiği bir böyle bir organik bir haz mutluluk durumu da var işin gerçeği. yani evet. Aslında o yüzden sordum. Yani plaktan e, dinledim. mi? Peki sen hiç dinledin mi? Plaktan Bende müzik? Bende de aynı şekilde aslında. Benim de bir pick-up'ım hiçbir zaman olmadı. Ama plaktan müzik dinlediğim ortamları da her zaman sevdim. Benim çocukluğumda biraz daha böyle kaset CD kısmını yakalayabildiğim döneme denk geliyor. Kaseti yakaladın sen de. Yani şeyi hatırlıyorum bir tane böyle Walkman'ın falan vardı benim mesela. Oo. Gerçekten mi? Evet Walkman evet ablama alınmıştı ben de kullanıyordum falan. O dönemler az çok var. kasetin içine kurşun kalem evet. şey yapıp geri sarmışlığın var mı? Şimdi tabii kaset bizim için falan çok aslında çok da uzak gözükmüyor. Değil, yani. Çok hayatımızın evet, içerisinde evet, falan. Evet, evet. Ama işte arkadaşlarımız biraz şey farkı olduğu için tabii onlar hani böyle daha böyle bir şey gibi anlatıyorlar. Şey bir fotoğraf vardı bir ara kaset ve kurşun kalem ilişkisini biliyorsanız <gülüyor> <gülüyor> dönemi yakaladığınız gibisin. Biz yakaladık. Onlar şey gibi hani bir bir tarih için hani şeylerinde evet, bak evet. kalemle falan sarılıyormuş falan gibi bir durum. Yani tabii bunu bunu şunu için söylüyorum. Bugün yani Murat Hocamın yaptığı gibi o plaklardan kasetlerden bugün elektronik müzik ...yapabilme hikayesinin aslında... ...pek çok kişi aslında elektronik müzikle evet. ilgileniyor ama... ...her işte olduğu gibi her işi iyi yapan insanlar var. Bunun da aslında o plaktan, kasetten gelen... ...o süreçte yaşanan tecrübeler... ...o müzikle kurduğunuz o diyaloglar, ilişki... ...bugünlerin gelinmesinde bu evet, elektronik evet. müziği iyi yapmadan... ...aslında büyük katkı sağlıyor. Elbette genç jenerasyonlardan evet. baktığınız zaman bu işi yapanlar var ama... ...ben mesela şunu belki yanlış bir tespit olabilir ama... ...dünya çapında pek çok DJ konser verdiğine bakıyorum... ...aralarında gençler de var ama... Genelde orta yaş ve üzeri olduğunu tespit ediyorum. Bu yanlış mı bilmiyorum. Bu tesadüf ya. E, e, olabilir mi? Hani belki o müzik birikiminin bir çıktısı gibi evet. düşünülebilir evet. mi? Ya şimdi ben bir kere ilk başta şeye çok takılmıyorum. Yani müzik plaktan mı çalınıyor, kasetten mi? Yani sonuçta burada içerik önemli. Bu biraz tutuculuk gibi geliyor. Yani işte kötü parça plakta da kötüdür. Kasette de kötüdür, CD'de de kötüdür. Hı -hı. Yani sonuçta... E, Üretim tarafı da öyle oldu işin açıkçası. Yani eskiden e, işte çok büyük stüdyolarda... E, bir ...sizin bir demonuz varsa... ...hani düşünün yani evde gitar çalıp şarkı söyleyen birisin. E, bunu bir kayıda birine bir de demoya bile götürsen... ...bir stüdyoya gitmen lazım, kiralaman lazım. Hani bir şekilde bir para vermen lazım. Atıyorum üç parçamı kaydedeceğim. Beş, yani bir emek ve bir para sarf etmen gerekiyor. Şu an öyle bir şey yok. Yani... Ee, çok enteresan. 95'ten bu devre bütün müzik dünyası komple değişti. Yani bu sadece üretimi değil, üretimi, satışı, pazarlaması, e, enarı, yani bu artist arayan bile değişti, plak firmaları bile değişti, işleyiş şekilleri değişti. Her şey komple değişti. Benim başka bir arkadaşım vardı. Ben Stüdyo tarafına merak sardığımda o da pazarlama kısmına merak sardım bayağı kafayı kırdı ben Londra'ya gittim o New York'a gitti işte e, bayağı iyi bir okulda e, 4 senelik bir üniversitede e, müzik bildiğiniz business şeklinde onun bir pazarlamasını okudu şu an hala devam ediyor. Bitmedi okulu bir türlü yani tekrardan dersler alıyor çünkü dijitale döndükten sonra pazarlama şekli üretim şekli e, sanatçı bulma şekli sanatçıyı tanıtma şekli her şey komple değişti şeyler de değişiyor mu abi yani müzik ürettiğim programlar diyelim ki X bir program öğreniyorsun hepsi değişiyor sonra o tamamen çöpe gidiyor aynen, başka aynen, bir program öğrenmek zorunda kalıyorsun yani bir de şöyle bir olay var ee, eskiden hakikaten çok büyük stüdyolara ihtiyaç vardı bir e, müzik üretmek için şu an e, genius bir adam hani laptopunda hakikaten hit olabilecek e, şeyler üretebiliyor. Evet. Evet yani, yani o şey, şey de işte o akustik e, enstrüman kayıtlarında bile gerçekten Hı -hı. öyle yani şeyler var ki. Evet. Ya, evet. Yani böyle daha, bir aynı gibi. Zaten hani oradan işte sample'ların yapıldığı evet, falan vesaire evet. söyleniyor. Tabii şimdi abi, bu söylediğin şeyden şöyle bir şey de e, anlıyorum ben. İşte Murat Oncuoğlu bir isim ve bunu yapıyor. E, tabii bu anlattığınız her şeyin içerisinde sadece müziği sevmek, plakları, kasetleri bilmekten öte, burada bir emek var aslında. Yani bir, bir bir şeye fokuslanıp, onun işte marketing tarafını, o parametreleri işte yeni teknolojiyi takip etmek vesaire vesaire. Yani sadece tek başına ben elektronik müziğe ilgi duyuyorum. Aslında bir tane table var, oraya da çıkıyorum, İstediğim müziği Aynen. yapıyorum. Ötesinde Aynen. Bir sürü aslında değişkenin her aslında işte olduğu gibi kurumsal hayatta da bu geçerli. Yani kurumsal hayatta da çok iyi okulları bitirebilirsin. Çok akıllı bir genç olabilirsin ama işte astını, üstünü, sağını, solunu yönetmek, işte o kurumun dinamikten uygun hareket edebilmek gibi kariyerinde ilerlemek için e, görmen gereken bir sürü evet. değişken var. Müzikte de öyle. Yani bu çok önemli bir şey. Biraz ondan biraz daha bahsedebilir miyiz? Yani dediğim gibi. Çünkü biraz yaşadığımız dönemde Herkesin söylediği ki bunu genç arkadaşlarım da söylüyor böyle biraz kolaycılık var ya yani biri sanatla ilgili bir şey yaptığında ve ortaya bir sonuç çıktığında ve o insanlar tarafından bir talep gördüğünde dışarıdan bakıldığında ya bunu biz de yapabiliriz noktasında aynı şey gibi. Şimdi biraz e, gerçi o e, ilgi ve talep düşmeye başladı ama herkesin sosyal medya fenomeni olmaya çalışması gibi ya da internet üzerinden firma kurup bir şeyleri satmaya çalışması gibi ya da. Bir dönem konuştuğumuz bu startup hikayeleri yani herkes bir startup e, firma bir fikir üretiyordu ama inanılmaz bir hızla onların evet. aşağı doğru indiğini görüyoruz. Çünkü tek başına istemek yeterli olmuyor. Yani orada bir sürü dinamikler var. Evet, Biraz evet. onlardan bahsedebilir misiniz rica Ya sen. hakikaten bu işe devam etmek ya da herhangi bir bence sanatın herhangi bir bölümünde her <laughs> şey olabilir. Bence üç ayaklı çok önemli bir noktası var. Bir kere yetenek, disiplin Disiplin çok önemli ve zeka. <laughs> Üçünden birinde bir eksiklik varsa bu yamuk duruyor. Yani tam yere basamıyor. Hı hı. Disiplin neden çok yetenekli olabilirsiniz fakat bir disiplin yoksa bir noktaya varamıyor. Çünkü hakikaten çok yetenekli insanlar olabiliyor. Ama disiplin olmadıktan sonra bu bir raya oturmuyor. Yani bir disiplin şart. E tabii zeka da bir noktadan sonra vereceğin bu ne yapman gerektiğini, ne üretmen gerektiğini ya da bunu nasıl yönlendirmen gerektiğinde karar verme noktasında önemli bir faktör tabii ki. Yani bu üçünün çok iyi bir şekilde kombine gitmesi lazım. Değil mi? Orada şey var yani işte bir sebat, işte dayanıklılık, evet, mücadele, evet, evet. hayal kırıklığı yaşadığın zaman onun çok üzerine yapışmasını işte engellemek vesaire vesaire. Hani bunu şunun için de söylüyorum. Aslında bir taraftan baktığım zaman kurumsal hayattaki aslında bu dinamiklerle sanat hayatındaki dinamiklerin yani o profesyonel yaşamların neredeyse birebir aynı aslında. Evet. Yani bugün dediğim gibi elektronik müzikle ilgilenen onlarca yüzlerce belki binlerce genç var ilgi duyan. Ama işte Murat Uncuoğlu ve sayabileceğimiz belki hani bildiğimiz en azından çok sayıda isim yok. Dolayısıyla bu sadece yeteneğin ötesinde bir şey. Kurumsal hayat içinde ki sizin de hatırlarsam bir yapım firmanız da vardı. Evet. Dolayısıyla sadece bir sanatçı olarak değil aslında işin ticari tarafında da evet. kafa yormuş bir insansınız. Öyle değil mi? Biraz hani iş hayatının dinamikleriyle bu anlamda sanat hayatının dinamiklerinin benzerliği konusunda birkaç şey söylemeniz mümkün mü acaba? Şimdi tabii ki yani sanat karın, karın doyurmaz <laughs> cümlesiyle başlayan bir klasik vardır ya. Yani e, bunu bir şekilde bir Ticarete doğru manada döndürmek lazım. Yani müzik satışı zaten tamamen değişti şu anda. Bizim e, kendi kurduğumuz firma Isolate Music şöyle başladı. Yaptığımız ve ürettiğimiz müziklere inandık ilk önce. Ve bu tarzda müziği piyasaya çıkarıp tepkilere bakmaya başladık. Hı -hı. Ve bunu beğenenler de. ...bize o şekilde demolar göndermeye başladı. Hı hı. Ve kendi kendine gelişen bir zincir oldu. Yani hı hı. arz talep meselesi... E, ...işte bunu nasıl yaratabiliriz? Hı hı. E, bize bu müziğe karşı bir seven mi var? Yoksa biz yaptık... ...aa bunu sevenler çıktı... ...bize demolar göndermeye mi başladı gibisinden... Hı hı. ...ilk denememizde bir, bir başarısız olduk. Çünkü o da şöyle... ...kendimiz müzik üretiyorduk Etrafımızda birkaç arkadaşımız daha vardı. Onlar ufak ufak üretmeyince biz kaldık ortada ve kendin üreterekten bir müzik firmasını ayakta tutman imkansız kesinlikle hı hı. genel yani bu zaten dans müziği daha bütün dünyada sevilen bir tarz oldu ve oralardan daha çok demolar gelmeye başladı ve bu demolarla beraber isolate müzikle biraz daha bir seviye atlayabildik hı hı. işin açıkçası ve burada da ürettiğimiz müzik doğru insanlara vardığını anladık ve onların da bir şekilde bir network oluşturduğunu tabi şimdi bu elementlerin içerisinde internet en büyük fayda sağlayanlardan bir tanesi bunu kabul etmemiz lazım. Tabii, tabii. Nedir işte YouTube'du, Instagram'dı, Facebook'tu. O zaman Facebook'tu yani şu an Facebook pek kullanılmıyor ama. Arkasından satın alma bitti, dinlemeye başladı. Ama kimisi hala satın alıyor şu anda. İlk başta e, dijital olması bir Darbe vurdu ama ondan sonra her şeyin dijitale dönmesi bir fayda sağladı. Neden? Dünyanın hangi ucunda kim benim müziğimi dinlemiş bilebiliyorum şu anda. Ve net bir veri alabiliyorum. Bunun da çok önemli bir bize geri dönüşü olabiliyor. Çünkü anlayabiliyorsun nerede ne kadar seviliyor, ne kadar dinleniliyor. Sonuçta bunun dönüşü olarak telif hakkını da daha medeni bir şekilde kovalayabiliyorsun. Evet. Bu açıdan Tabii faydalı. Tabii şey, yani bu, bu hani hakikaten bu önemli bir şey. Ee, e, yani programın başında söyledim. Elbette sanat diyoruz ama ben her defasında şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Yani başarı sanatçılar için sizin gibi hep o o o, o dinamiklerle ilgili hani hiç taviz verilmeyen bir proses var. Yani disiplin. İşte evet. Hocam'ın söylediği evet. gibi. Eğer sonuca ulaşamıyorsan alternatifini üret. Onun peşine koş. Onun veri analizini yap. Yani tek başına Murat Anıcıoğlu'nun... ...aynı yetiği, bu müzik birikimi vesaire olsa... ...ama bu düzen, disiplin olmasa... ...herhalde bugün Murat Hocam'la... Öyle. ...hani e, bu kadar tanınmış, bilinmiş... ...kendi alanında bir sanat Peki şey sormak istiyorum... ...şimdi elektronik müzik deyince... ...ilk akla gelen şey... E, ...dinamizm yani, enerji. Doğru mu Beycan? Doğru mu? Hı. Yani... E, ...işte on binlerce kişi... ...işte Rolling Stones çıkıyor... ...50 bin kişi geliyor fakat... E, ...işte senin de mutlaka öyle konserlerin vardır hocam... ...hani gittiğin zaman on binlerce kişi geliyor ve aslında sahnede bir kişi var. Yani bir rock grubunda 5-6 kişi çıkar falan ya da bir işte büyük orkestra vesaire. Sahneye çıktığın zaman o, o, o etkiyi yaratıyorsun. Tabi oradaki kitlenin biraz beklentisi tamamen enerji oryantit bir şey. Tamamen enerjiyle ilgili bir şey. Yani hiç hiç düşmeyen bir şey. Evet. Çünkü hani bir, bir grup sahneye çıktığında bazen bir slow şarkı çalarsan hüzünlenirsin falan gider gelir ama sizin dalda sanırım o, o çok yok. Hani daha hep enerji yüksek. taraftan da olayı mesela enerji enerji diye özellikle söylüyorum. topu çünkü Beycan'a atacağım. Enerji sen, deyince aklına ben e, 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 Evet, evet sen görüyorsun. Bir de e, bizim markalarımızdan bir tanesi de işte Murat Hocam'ın bir şeyi var. İş evet. var ya. diye biliyorum. Onu soracağım. Enerji ve marka. Topu sana bırakıyorum. Tamam. Ya aslında bu, burada merak ettiğim birkaç konu var. Hani öncelikle belki şeyden biraz bahsedebiliriz. Hani Kukra'nın e, müzik elçisisin. E, burada hani nasıl bir süreç ilerliyor? Ülke ülke işte devamlı elektronik müzik festivalleri mi? düzenleniyor veya orada nasıl bir işbirliği var aslında e, burayla başlayabiliriz ee, işin açıkçası ilk başta tabii her Türk erkeği gibi arabalarla ilgiliyim yani vardı. enerji Murat Uncu oldu Kupra. Cupra aradaki <laughs> iletişimi kurmak için enerji enerjide çok tekrar ettim arabalarla ilgim vardı zaten İlk böyle bir konuşmalar olduğunda e, ...Kupra markası böyle e, Türkiye'de ve dünyada zaten e, dans müziğine biraz daha ilgili daha doğrusu tek dans müziği elektronik müzik demeyin de yani genel olarak hem tasarım, design, bu bütün bu modellemelerle ilgili ve buna yatırım yapan e, bir firma olduğu için bir dinamik dinami, dinamik bir dinamizm evet. sürekli bir değişkenliğe adapte olmak yeni şeyler üretmek fark yaratmak hep böyle bir böyle bir e, markanın kendi bir ruhu var yani ruhu var. açıkçası. Hı -hı güzel bir buluşma oldu. Ben de inceledim o zaman. İlk toplantımızda daha zaten hani neler yapılacağını, markanın ruhunun nasıl yansıtıldığını anlatılınca dedim tamam yani benim daha fazla düşünmeme gerek yok. <laughs> Olması gereken buymuş. Arabanın karakteri de zaten bunu anlatıyor. Bu şekilde başladı ilişkimiz. Şimdi Türkiye'de birkaç tane etkinlikle başladık. Herhalde daha da devam edecek. Şu anda hem müzik elçiliği açısından hem de bir kupra kullanıcısı olaraktan daha da önümüzdeki yıllarda daha yaratıcı işlerle herhalde ortaya çıkacağımıza inanıyorum. Aslında yani e, baktığın zaman işte işte her şey bir akıl yani işte bir, markanın bütün markalar için aynı şey geçerli. Yani doğru o strateji oluşturmak için tüketicine vermek istediği mesajı işte doğru sanatçılarla işbirliği yapmak vesaire aslında hayatın her her yerinde aslında Benzer hep aynı aynı şekilde geçerli yani orada o akıl işte disiplin doğru çok strateji pardon. cesaret de var cesaret çok, çok önemli. önemli yani müzikte de sanatta da var yani cesaret derken cesaret neyse sanattaki cesaret hani müzikteki çok farklı bir şey üretiyor hiç bakmıyor yani şu satar mı bu olur mu beni 500 kişi mi dinler 5 milyon kişi mi dinler bakmıyor cesaret ediyor ve bunu üretiyor yani marka da biraz onu üretmiş. Yani işin açıkçası... Dizayn çok ekstrem yani. Çok, Herkesin alabileceği çok. bir şey değil. İşin açıkçası hani... Bir garip... Görüntüsü olabilir kimisine. Hani bizim müzikte de bu çok var. Hı hı. Hakikaten... Mesela demin konuştuk. Esasen... Biraz o daha çok... 10 binin üzeri festivallerde... Hı hı. Bu toplanan insan sayısı... Bir enerji oluşturuyor ve o çok yüksek enerji i̇nanılmaz, inanılmaz. oluyor. Evet. İnanılmaz. Evet. Ama ben mesela... yani Bazen festivallerden çok... Ufak kulüplerde çalmayı tercih ediyorum. Hı hı. Çünkü... Hı hı. Oradaki iletişim, müzikal iletişim çok daha başka. Hı hı. Çünkü hani işte slow parça çalıyor. Herkes söylüyor işte rock konserinde. Hı hı. Başka bir iletişim oluyor. Tamam bizde slow çalmıyor ama en azından o kadar enerjik olmayan ...daha alternatif bir şey çalma şansın olabiliyor. Tabii çünkü aslında oradaki kitleyi gözlemleyebiliyorsunuz. Evet, Göz evet, göze evet. gelme şansınız var yani. Yani kulüp ortamı... ...esasen bu olay da kulüpten çıkan bir olay ama... ...festivaller bambaşka bir boyuta geçti artık. Ama kulüpteki enerji daha değişik. Yani hmm. birebir bir ilişki kurabiliyorsun ve... ...istediğin noktalara götürebiliyorsun. Yani çok enerjik de olabiliyorsun... ...bir mutta da kalabiliyorsun. Hı hı, Başka hı hı. bir atmosfere de çekebiliyorsun. Hı hı hı. Aslında daha... mesela de ben de müzisyen olarak... ...bizim konserlerde de çok tabii sonuçta hepsi... Yani ...müzikle ilgili farklı sanat disiplinleri. Farklı çok benzerlikleri var aslında. E, tabii şöyle hani bizim orada bir repertuarımız sınırlı olduğu için... ...izleyicinin, repertuarın geniş de olsa... ...bir noktada elindeki yani repertuarını canlı olarak çalabileceğiniz... Tabii, ...sınırlı bir şey tabii. var. Aslında bu, bu sizin konserlerde olayı dimitsiz... Başka yerleri taşıma gibi özgürlük durumu evet, da var. O çok evet, enteresan bir evet, şey. Evet evet. Yani. o biraz... Yani bir anda evet. fezaya götürüp işte böyle yer altına madenler aratabilirsiniz. Çok enteresan bir şey yani. Şey de dikkatimi çekti bu arada yani dünyanın farklı yerlerinde ben de festivallere katılma imkanı buldum. Orada yani Türkiye'de katıldığım etkinliklerle mesela farklı ülkelerdeki tarzlar biraz değişiyor gibi hissettim ama... Evet. Hani ülkelerin kendine ait elektronik müzik testi şeyi mi var? Evet. Eee ya biraz sanki sanki Akdeniz ülkeleri gibisinden yani bizim kendi bir otantik müziğimiz var hocam da bilir. Hani bizim kendimizin bir otantik authentic... <laughs> mesela İspanya'da bir otantik müzik var. İtalya'da kendi bir otantik müzikleri var. Ama hani e, kuzeye gittiğiniz zaman onların kendi bir otantik müzikleri yok. Onun için daha alternatif şeylere de açık oluyorlar. Ama bizde ya ben biraz şeye inanıyorum. Yani bizim bölgede bir duygu Olayının kesinlikle bir geçmesi gerekiyor yani <laughs> ee, çok sert müzikler bir süre sonra kayboluyor yani çabuk tüketiliyor ama gerçek karşılığını bulanların içerisinde bir artık armoni mi diyeyim işte bir bir duygu iletişimi olması gerekiyor bizim şeydir yani bizim bizim milletin hani Böyle komalı duygularımız çoktur evet, ya evet. aralarda evet, geziniriz evet. ya bir dakika bu neresi falan çok oturmaz evet, ya böyle gri evet. alanlar çok hakikaten oralara çok girince anca yani oluyor. İspanya'da biraz onlarda İtalya olmasa bile ama İspanya ve bizim burası bence biraz çok benziyor. Evet Nediye'cim ne diyorsun şimdi bu konuşmalardan aklında böyle soru işaretleri sende oluşmuştur herhalde sorular. Benim aslında birazcık daha Murat Bey'e bu müzik kariyeriyle ilgili bir sorum olacaktı. Çünkü müziği veya sanatı direkt kariyer olarak seçmek başka bir boyut. En azından bizim için. Biraz daha hobi olarak bunlarla ilgilenmek, bundan keyif almak ayrı bir noktada. Ama gerçekten ben sadece müzik yapacağım dediğiniz nokta neydi? Veya farklı bir şey hiç mi düşünmeden sadece buradan devam ettiniz? Dönüm noktası diyorsunuz. <laughs> Aç mı kazacağım devam <laughs> mı? <mi? gülüyor> Aslında bizim hikayeler genel evet, çok benzerdir yani. Evet evet işte yani gerçi tüm Türkiye'deki sanatçının bir noktada sorduğu soru bu oluyor herhalde yani. Çünkü genel olarak hani Avrupa'ya göre aldığı sanatçının yardımlar işte şeyler burada çok farklı. Tabii. Burada bir yaşam savaşı oluyor bir noktadan sonra. O da bir soru işin açıkçası yani. Evet ben başladığım zaman ben bir takım yan işler yaparaktan. E, müzikten kopmamaya çalıştım. Yani neydi? işte stüdyoda çalıştım, plak firmasında çalıştım, plak satır, tabii, plakçıda tabii. çalıştım falan. Hep bu, kopmayayım da bir şekilde bunun içinde kalayım ve buradan besleneyim diyerekten yaptım. Ama bir noktadan sonra sanat bu konuda işte vakit istiyor yani senin hayatından alıyor bayağı Orada kararı vermek lazım işte. <laughs> Ama bunun hemen baştan olmasına gerek yok. Çünkü zaman içerisinde bu olabiliyor diye düşünüyorum şu anda. Yani şey şimdi Murat Hocam anlatıyor. Şöyle bir baktığın zaman hani dünyada da Türkiye'de de varlığını ben buna genç arkadaşlarımla bir araya geldiğimde e, abi sen de yapıyorsun mutlaka. Varlığını çok uzunca yıllardır devam ettiren sanatçılar var. Varlıklarını devam ettiriyorlar. Aslında daha iyi albümler yaptıkları için, daha iyi şarkılar ürettikleri için değil belki ama aslında gittikleri yoldan milim şaşmıyorlar. O çok enteresan evet. bir şey. Yani dünya çapında bir rock grubu hala e, işte 1983'te ilk albümü çıkartmış işte Metallica galiba. 83 müydü? Yanılmıyorsam, yanılıyor olabilirim. Önemli değil. Kaç sene olmuş? 40 sene. Yani 40 yıldır çalıyorsun, stadyumları hala dolduruyorsun. Ama her konserden önce dünyanın neresinde olursa olsun stüdyoya gidiyorlar. Prova yapıyorlar ve o provayı çok büyük bir ciddiyetle yapıyorlar. Çıkıyorlar, çalıyorlar. O şarkıları belki binlerce kere çalmışlar. Aynı düzen disiplinle. Hiç taviz vermeden. Ama diğer taraftan da seyircileriyle, ailesiyle, çevresiyle, ekibiyle kurdukları diyaloglar da o kadar sayıcı ki. Yani o aradaki o ilişkileri de çok güçlü. Yani çocuklar oldu mu onu akşam işte, işte sabah okuluna götürüyor, akşam ilgileniyor, eşine mutfakta yardım ediyor. Yolda mesela yürürken bir alışverişe giderken oradaki işte et reyonundaki insanla beraber şarkı söylüyor falan gibi. Az çok gerçek hayatta diyalogları da birebir bir devam evet, ediyor. Evet. Bence bu çok önemli bir Bence şey. De. Çünkü insan bir noktada o hayatın içinde olduğunda olabildiğince tevazu sahibi bir yaşam sürdürebildiğinde... O 40 yılı varlığını devam ettirebiliyorsun aslında. Bunun tersine baktığımızda... ...çok önemli albümler yapmış gibi gözüken hit albümler... ...ama varlığını devam ettiremeyen o sanatçılara baktığında da... ...onların da bazı ortak özellikleri var. Bunların önemli bir kısmının olmadığını görüyorsun. Bu da çok önemli bir şey. Yani işin demin söylemiştin ya... bir ...disiplin işte 3 tane sacaya saymıştın. Belki bunun yanı bir de şey konabilir. Romantik geliyor kulağa ama iyi insan olarak... ...hayatı devam ettirebilme. Çünkü... Hayatın içinden olmak hayatın gibi Hayatın içinden şey. olmak. Şimdi bunu siz burada konuk olduğunuz için değil bunu sizin için de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü bir taraftan tabii hani biz çok sık bir araya gelip bu diyaloğu kurmuyoruz ama şöyle internet ortamına girip baktığımızda Murat Uncuoğlu yazdığımızda bir takım işte o işte fikirlerin takip edildiği ortamlar var ya bazı sözlükler falan vesaire ya da diğer yerler falan. Yani sizinle ilgili olarak da insanların söylediği şey ya iyi insan olmakla ilgili çok fazla şey var. Bence bugün Murat Uncuoğlu'nun kendi dalında bu kadar ilgi görmesinden yanı sıra hani sevilen bir insan olmasının bunun çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum aslında. i̇ş yani hayatı için de bence de benzer şeyler önemli diye düşünüyorum. Öyle değil mi Beycan? Ya aslında alanlar farklı olsa da hani baktığımızda <laughs> hikayenin aynı olduğunu görüyoruz. İşte az önce Murat Bey neyden bahsetti? Yetenek, disiplin, zeka hani buna dördüncü bir ayak ekleyebiliriz aslında. Hani insanlık çok güzel bir noktadan bahsettin abi. Hani bu bütün çerçeveye baktığımızda e, özellikle işte lisede olsun, üniversitede olsun artık müzik üretiminin ne kadar ulaşılabilir olduğundan bahsettik az önce. Hani bu tarafta bir şeylerle uğraşmak isteyen, bir şeyler üretmek isteyen kişilere nasıl bir tavsiyeniz olur? En önemlisi bence bu bir maraton. Hani şimdi mesela bir maratonda birisi 100 metreyi 3 saniyede koşmak için adam 5 yıl çalışıyor. 5 yıl çalışıyor ve o gün orada bir ya da iki şansı var. Yani o an koştu koştu. Bizde şu an o mantık kalmadı maalesef. Yani diyor ki abi maraton be işte ne zaman 5 sene sonra. E, tamam ben son bir hafta biraz bir koşarım. Bir de o kadar yolu kim koşacak falan. <laughs> Olursa olur. Hani bakarız falan yani. Şey çok önemli. Yani bu bir antrenman gibi esasen hani herkes çok çabuk olsun istiyor. Klasik hani yemeğin altına hemen çok ateşi verirsen yanar gibi bir durum. Biraz azmetmek lazım. Hani bir kere ne istiyorum ve niye istiyorum ve gerçekten ben bunu istiyor muyum yoksa ben bunun meşhur olup Alanlarda e, top koşturmak mı istiyorum gibisinden. Bunun antrenmanını iyi yapmak lazım ve biraz zaman alıyor. E, doğru adımlarla akıllıca işte yani bir şeye de hani kimisi bazen diyor ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Tamam 30 yıldır belki yanlış yapmış olabiliyor yani o da çok önemli. Hı hı. Yaptığının feedbackini dediğiniz gibi hani onu bir geri dönüşümünü alıp evet ben şu an bunu yapıyorum doğru mu yapıyorum şöyle mi yapsam acaba ve istikrar da önemli yani bir şeye inandıysan evet ben bu müziği seviyorum bu müziği yapıyorum sanatın her dalı içinde gere geçerli bir şey olan bir durum bu evet benim stilim benim görüşüm bu ve ben bunu bu şekilde yapmak istiyorum tamam bugün Kazanamıyorum 3 yıl sonra inşallah kazanırım kazanamadım neden kazanamadım belki şöyle mi oldu falan bunların hepsini yapa yapa zaman içerisinde oluşan bir şey olduğuna inanıyorum hızlıca olmuyor. Ondan kesinim hızlı olanları da var. Hani yok demeyeyim şu anda. Şu anki ama tabii oransal olarak çok çok evet, imal edilebilir yani bir Yani dijital medyadan dolayı çok hızlı parlamalar olabiliyor. Ee, yani bizim müzikte oluyor en azından. Çok hızlı parlamalar olabiliyor ama seneye de çok hızlı tüketiliyor ve kimse hatırlamıyor. Yani bunu da seçebilirsin. Bilmiyorum. Ha, tamam ben bu sene bunu sevdim. Böyle yaptım. Eskiden böyle bir şey yoktu ama şu an bu bu da bir opsiyon olarak önümüzde var. Bir bir, bir seçenek. İşte Instagram'da şöyle yaptım. Oradan böyle yaptım. İki parçanın güzel videosu oldu. Birine de parçayı yaptırdım. Kendi adımı koydum. Oldu ama seneye ne olacak ya da ondan sonraki sene ne olacak? Yani sen bunu bir kariyer olarak düşünüyorsan ona göre çalışıp planlama yapmak lazım. Bizim en çok zorlandığımız yani bana gelen demolarda müzikal olarak bir şey yapmış hiç bakmıyor ama etrafında. Ya aynısından bir milyon tane var. Sen bundan nasıl sıyrılacaksın? Yani bu en önemli soru olması Aha. lazım. Yaptığın zaman ürettiğin şeye bir bak. Ya 10 yıl önce birisi üretmiş ve tamamen kalmamış bir şey üretmek bir manası yok artık. Ya da o gün trend diye onu üretmek de bir manası yok çünkü bir milyon kişi aynı anda üretiyor. Mühim olan şu an hani trend olacağı yaratabilme kapasitesine sahip olmak. Kolay mı? Anlatması kolay şu anda ama. Peki ben hani Beycan'ın sorusunu devam olarak sormak istiyorum, eklemek istiyorum. Şimdi netice itibariyle bu hani kurumsal hayatta aslında buradaki iki tane işte arkadaşımız da olduğu gibi onlar kurumsal hayattalar ve sanatla çok ilgililer yakından. Kurumsal hayattaki kariyerini kariyerini devam ettirirken ki daha önlerinde uzunca yıllar var o hedeflere ulaşmak için. ...inşallah daha kısa sürede ulaşırlar ama tabii o da çok zorlu bir mücadele. Ama bir taraftan, de demin sen söylemiştin ya konuşmanın başında, ...üniversiteyken sanata zaman ayırabiliyorduk ama kurumsal hayatta girmekle beraber başka bir dünyanın içerisine giriyorsun. Belki Doğuş Otomotiv bunun istinası sayılabilir ki o yüzden bugün buradayız. Hani farklı bakış açısı oldu çok hani sizin kurumunuzun ortada. Ama günün sonunda kurumsal hayata girdikten sonra bir anda başka bir dünyanın içine giriyorsun ama... O, o gencin içerisinde ya da illa genç olması da gerekmiyor. Yani daha ileri yaşlarda işte bizim işte 30'lu, 40'lu, 50'li neyse... ...zamanında sanatın herhangi bir dalı ilgilenmiş, hala içinde o heyecanı taşıyan... ...bir konser olduğunda sahneye çıkıp şarkı söylemek isteyen... ...işte başka iş resimle ilgilenen yığınla insan var. Evet, Ama evet. bunların önemli bir kısmı aslında kendini bu hayatın gerisine koymuşlar. O iş hayatını koşturmaca içerisinde. Aslında öncelikle ve özellikle gençler için iş hayatındaki kariyeri istikrarlı bir şekilde devam ettirirken... Sanatla ilgili yapmak istedikleri şeylerle ilgili. ya yani o kadar çok genç gördüm ki ateş yanıyor içinde. Ama gitar öğrenmek istiyor mesela. Bir iki gidiyor, bir şey oluyor, yarıda bırakıyor. Bilmem ne yarıda bırakıyor. Kurumsal hayatla sanat hayatının, sanat hayatına zaman ayırabilmek için ne yapılabilir? İki, Kurumsal hayatta sanatla ilgilenen bir çalışanın gencin kurumsal kariyerine katkısı olur mu, ne ölçüde olur diye böyle bir uzattım biraz soruyu ama ona cevap alabilirsek görüşlerinizi. Ee... Bence Sanat biraz fedakarlık istiyor, yani bir yerden fedakarlık edecek. Bu sonuçta çalışma saatlerinin dışında bir şeye bir vakit ayırman gerekecek. Hı hı. Yani ne yapacaksın? Belki arkadaşlarına <laughs> çıkacaksın, gezmeyeceksin. E havuza gitmeyeceksin, denize gitmeyeceksin yazın ya da, ya da Instagram'daki kışın. o fotoğrafı photoshoplamak için iki saat uğraşmayacaksın, Uğraşmayacaksın. O sırada müzik Sen dinleyeceksin, filan gibi. Gitar egzersizini yapacaksın evde. Yani belki herkese manasız gelecek ama iki sene sonra o o senin için bir yeti olacak yani ekstra bir şey olacak. Bu önemli yani. Bu disiplin işte buradan başlıyor Hı -hı. bence. Bir de bir yön verme işi çok önemli. Yani belki bir bir yaştan sonra ya da bir noktadan sonra kariyerde belki bunu seçebilirsin. Bilemiyorum. Bu bu bir soru işareti. Kendindeki o yeteneği bulabilirsin ya da bulmasan bile ben bundan zevk alıyorum deyip başka şeylere fedakarlık edip hani bununla devam edebilirsin diye düşünüyorum işin açıkçası. <laughs> Ama bir zaman gerekiyor yani. Kesinlikle bir zaman ve bir özveri gerekiyor. E tabii şey de var aslında şunu da söylemek istemiştim. Teşekkürler yani çok söyledikleriniz çok doğru. Haklısınız bir taraftan şunu söylemek istedim. İş hayatında bir gencin yaşamında sanat var ise bir noktada amatör ya da profesyonel ya da yarı profesyonel varsa aslında kurumsal hayattaki karşılaştığı zorluklarda, problemleri çözmede ya da bir toplantıya girdiğinde işte senin üstündeki işte müdüründen direktöründen bir bir şey olduğunda bir fırça yediğini diyelim amiyane tabirle. Ondan sonra onu duygusal olarak yönetme gibi aslında pek çok problemin çözülmesinde sana katkı sağlıyor. Yani hem aslında duygusal olarak çalışanın dayanıklı kılıyor, hem problem çözebiliyorsun. Aslında bu sayede o kariyer hedefini de kurumsal hayattaki kariyer hedefini de ulaşmanı daha kolay hale getiriyor diye düşünüyorum. Hani yanılıyor muyum? Ya kesinlikle ben e, şunu inanıyorum. O ayırdığım bir vakit meditasyon gibi oluyor işte, işin açıkçası. Yani bir yerdeki doluluk orada bir bir kere rahatlatıyor ya. Bir de onu başarmanın verdiği bir his de oluyor. Yani ben mesela e, lisede saksafon çalmaya çalıştım. Bayağı ders aldım falan ama ben enstrümanist olmadığımı anladım. Sonra sattım saksı <laughs> Yok duruyor hala. <laughs> duruyor ama <mi? gülüyor> enstrümanist değilim yani. Çünkü hedefini koyduğum insanlar inanılmaz çalıyor. Bakıyorum adam 8 saat çalışıyor. Tabii. Yani şimdi Tabii. öyle bir durumum bir de hani durumum da olsa bu biraz içimden gelmeyen bir şeydi. Yani ben öyle bir yeteneğim yok. Onu, onu anladım en azından ara ara deneyerek nerede yeteneğim olduğunu ya da neler yapabileceğimi. Enteresan bir şekilde elektronik müzik işin elektronik kısmı beni çok çekti. Yani stüdyo olsun sonradan aletler cihazlar olsun falan çok çekti. Dedim ki tamam benim hedefim yönüm bu olmalıymış. Ama bu arada bile başka işler yaparken hani bunları yapmam beni bir rahatlatıyordu işin açıkçası. Psikolojik olarak insan oradaki başarısı ve oradaki aldığı haz genel hayatına kesinlikle yayıldığına inanıyorum ben de. Harika çok teşekkürler. Değerli görüşleriniz için sağ olun. Biz teşekkür ederiz. O zaman ufak ufak toparlayalım. Tamam. Sözü size bırakıyorum. Son olarak söylemek istediğiniz, yorum yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa ne yani bu söylediklerinizden özetle aslında benim en büyük kazanım olarak koyduğum birincisi ne olursa olsun hangi alanda ilerlemek istiyor olursak olalım sürekli olarak bir şekilde üstüne koyma çabamız bir şekilde bunu geliştirme çabamızın olması gerektiği ve hangi alanda olursak olalım gerek kurumsal hayatta gerek sanat alanında nerede olursak olalım sürekli o vazodun içine farklı bir noktadan da bir çiçek koymaya çalışalım diye düşünüyorum. Bence de kesinlikle. Kalkışıyoruz. arkadaş. <laughs> evet. Süper. Ya ben de öncelikle bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Yani bir müzik aşığı olarak yani hiçbir zaman bunu bir uğraş olarak kendime edinmedim ama müzik dinlemeyi çok seven biri olarak burada doğrudan bu müziği üreten bir kişiyle bir arada sohbet etmek benim için de çok keyifliydi ve hani günün sonunda hep baktığımızda da yani ne iş yaparsak yapalım hani bunu severek yapmak disiplinli bir şekilde yapmak, işte devamlı üzerine katarak ilerletmenin hep bir noktada faydalı olduğunu yani o yaptığımız için en faydalı şey olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum ben de. Biz teşekkür ederiz. Efendim güler yüzünüz, nezaketiniz, tevazuyla görüşlerinizi, tecrübelerinizi paylaştığınız için ben de teşekkür ederim Murat Uncu oldu. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İnşallah siz de üretmeye, sanatla gençlerin, insanların kalbine ilk tohumları yerleştirmeye devam edersiniz. Çok teşekkürler. Son sözü de sizden alalım. Ee, Ondan sonra bitirelim. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yani doğuş grubunun da sanata bir şekilde herkesi dahil etmesi bünyesinde olanların bence çok önemli. Çünkü hakikaten bir noktadan sonra bir ruhsal rahatlık ve insanların diğer şeylerdeki bir takım çalışmaları ve karşılarındaki başarıları onlar için de çok önemli. Ve genel hayatlarında da bence etkili olacağına inanıyorum. Tekrardan da beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, ben de teşekkür ederim. Herkes birbirine teşekkür. 4, <laughs> <laughs> 4 faktöriyel yani mühendis olarak ne yapar? 12 farklı teşekkür şeyi yaratabiliriz. Yani böyle 1-2-3. Teşekkür ediyoruz. Yeni bölümümüzde inşallah en kısa sürede görüşmek üzere. Hoşçakalın.